Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere kullandığımız Xiaomi robotu sizlere tanıtacağım. Ee, aslında tanıtmak çok isterdim yakından çalıştırırken ama maalesef e, nasip olmadı. Çünkü e, hanımefendi, yanında gördüğünüz bu hanımefendi bu robottan korkuyor. O yüzden biz bu robotu yağmur uyanırken çalıştıramıyoruz. Uyurken çalıştırmam gerekiyor. Bir kere uyurken çalışırken de sesini duydu ve uyandı. O yüzden evde olmadığımız zamanlarda çalıştırıyoruz. Ee, öyle bazı problemler yaşıyoruz bu ama en yakın zamanda atlatacağımızı inanıyorum. Ve bu hatunun da uykusu geldi. <laughs> evet şimdi size e, robotumuzu yakından göstereceğim. Bakalım robotumuz neredeymiş? Evet, robotumuz burada standına takılı, yani aslında e, video kutu açılımı olarak çektim. E, onu da ekleyeceğim. E, öncesinde şu şekilde göstermek istedim. Biz bunu yağmurun odasına taktık. E, keşke yağmur odasına takmasaydık. Yani haritalandırmayı da yaptık ve çok uzun sürdü. Yağmurla birlikte haritalandırmasını yapmak. Keşke başka odaya alsaydık ama hani çevresinin de açık olması gerektiği yazıyordu. En uygun yerde şu an burasıydı ve şu an burada yani umarım alışır. Evet, makinamız bu şekilde. Kabloyu da bu şekilde takılması gerektiği söyleniyordu. Yani standımdan çıkıp girdiği zaman kabloya takılmaması amacıyla bu şekilde diyordu arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun. Yani ben çok memnunum. Çok çok memnunum şu an için. E, turbo özelliğinde çalıştırıyorum. Hatta şimdi size birazdan içinden çıkanları da göstereceğim. Evet şimdi şöyle açalım. Şu şekilde çıkartıyorsunuz ve içinden çıkana bakar mısınız? Tek ev süpürmesinden çıkan bu. Ee, benim evim küçük zaten ve tek evden çıkan bu. Ben bunu tek başıma çıkartamıyorum. Ee, bunu da temizlemem lazım. Şu şekilde de takıyorsunuz. Çok kolay bir şekilde takılıyor hemen klik klikte oturuyor zaten. Burada da Wi-Fi işareti var. Wi-Fi'ye bağlı oldu. Resette de içerisinden çıkan bir fırça gibi bir şey var. Fırçanın ucu da sivri. Oraya taktığınız zaman resetliyorsunuz ve tekrardan evinizi haritalandırabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Şimdi bunu kapatalım. Yağmur'da çok korkmasını istemiyorum. Şöyle hatta bakıyor ve hemen <laughs> çantasının yanına gitti yani bilmiyorum ee, bu şu şu an bu videoyu izleyen e, anne babalar varsa e, ve robot evinizde varsa kullanıyorsanız eğer bu robotu veya başka bir robotunuz vardır yeni alacaksınızdır şu an o yüzden burada belki şu an o yüzden bu video videodasınızdır yani böyle problemler yaşadınız mı çok e, tedirginim e, bu konudan dolayı e, ne yapacağım bilmiyorum yani umarım alışır e, robota Evet yine biz geldik Yağmur'la birlikte. Değil mi anneciğim? Çok uykusu var. Şimdi ise e, kutuyu ilk açtığım zamanki videoyu size göstereceğim. Ve bunu gösterirken de sizlere e, teorik olarak bilgilerini de aktaracağım. Şimdi hemen oraya geçiyoruz. Evet herkese yeniden tekrardan merhabalar. Şimdi kutuyu ilk e, ilk sipariş verdiğimiz zaman açarken çektiğim videoyu size göstereceğim. İçinden neler çıkıyor tek tek veya e, kutuyu kutudaki durumunu size şimdi birazdan göstereceğim. E, dediğim gibi hani bu Mirbot Vacuum Mop 2 Pro özelliğinde bir e, robot süpürge. Sanırım tek rengi de siyah. Keşke farklı e, beyaz da olsaydı. Yani e, belki de yağmur renginden dolayı birazcık tedirgin oluyor. E, ablamda mesela bir C vakum e, olması gerekiyordu adı. O var. Hatta onun da videosu var. E, onu da buraya ekleyeceğim. Haritalandırma özelliğini o videomuzda biz bahsettik. Genellikle zaten robot süpürgelerin birçoğunun e, haritalandırma özelliği aynı, telefondaki uygulamaları aynı. Zaten Xiaomi yine aynı marka. O videomuzu biz detaylı olarak da anlattık. Onu da buraya ekleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz nasıl haritalandırma yaptığımızı. Evet, kutumuzu açıyoruz. E, şu an Kutumuzu açtık. Bu şekilde çıktı içinden. Çok güzel paketlemişler. Gerçekten e, çok da sağlam geldi. Hiçbir problem olmadı. E, şu şekilde bir şeffaf poşetin içerisine koymuşlardı. Daha sonrasının üstünde bir jelatini var. Bu arada bütün jelatinleri çıkartmanız lazım. Çünkü sensörlerin e, tam olarak algılayabilmesi için her yeri, e, gördüğünüz bütün e, streçleri, üzerindeki bütün streçleri çıkartın. Genellikle yeni aldığımız bir şeylerde hemen strecini çıkartmayız. <laughs> Ama bunu robota denemeyin. Hepsini çıkartmanız lazım. E, sensörün doğru olarak algılaması için. Böyle arkasında da kocaman tekerlekleri var. Ben bunu görünce birazcık şaşırdım. Burada bir kullanma kılavuzu var. Bir de garanti belgesi var. Bunları da detaylı bir şekilde okudum inceledim. Burada da e, içerisinden çıkan e, mop'u var. E, ben mop'u daha kullanmadım. Mopu kullanınız var mı bilmiyorum. E, ama e, mopla birlikte kullanıldığı zaman ömrünün kısaltıldığı söyleniyor. Tam olarak demin değilim Bu da fırçası. Fırçası birazcık ucu e, şey geldi. E, tırtıklı geldi bir yere bozulmuş gibi geldi. E, ama bir sıkıntı yok kullanıyorum yani. Fırçalı. Bakın görüyorsunuz hatta orada birazcık bir fırçası böyle bir yandan bir yerden çıkmış. E, bu şekilde burada da şu an standını çıkartıyorum. Bu da standı. E, zaten videoda da bahsettim. Standını ...takacağınız koyacağınız bir yerde bir sandalyenin altı veya dolabın altında olmaması gerektiği yazıyor. Yan taraflardan ve ön tarafının açık olması en az yarım metre kadar bir boşluk olması gerektiği söyleniyordu. O yüzden biz de çocuk odasına koyduk ama keşke başka bir yere koysaydım ama en uygun yer orasıydı. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Ee, kablosu da bu şekilde. uzunluğu da gayet bence güzel, ideal. E, ama dediğim gibi kablonu e, toplamanız lazım. Zaten kullanım kılavuzunda da yazıyor detaylı olarak e, çünkü bir yere çarpıp veya e, ona takılmaması için. E, bu da mop'u, e, mop da güzel duruyor. E, fakat dediğim gibi yani e, kullanmadım. E, kullanmak çok istiyorum aslında. Halıyı da temizliyor, halının üstüne de çıkıyor. E, ama hani özelliğini kaybeder diye e, birazcık tedirginim. Bu arada şarj aletine yerine şarj yerine giderken mopu çıkartmanız gerektiği de sanırsam öyle bir durum var ama kullananlarınız varsa yorumlara yazarsınız ya yani çok mutlu olurum. Nasıl oluyormuş ben de çok merak ediyorum. Ee, mopu açalım. Evet şöyle bir mop çıktı. İçinde de burada haznesi var. Bu haznesine e, deterjan koyuyorsunuz. E, ama hangi deterjan koyuluyor bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yoruma yazarsınız. Çok sevinirim. Şuradan dolduruyorsunuz. E, haznesine suyunu. Bu da mopu. Cırt cırtlı. Çok kolay bir şekilde takılıp çıkartılabiliyor mopu. O yönden de gayet güzel tasarlanmış. Ben o yönünü çok beğendim. Bir de şöyle temizleme fırçası var. Bu fırçanın uç kısmıyla reset e, tarafına takıyorsunuz ve e, resetliyorsunuz. Tekrardan haritalandırma yapabilirsiniz. O fırça kısmıyla da içini temizliyorsunuz. E, robotunuzun filtresini ve e, temizlik haznesini temizliyorsunuz. Yani herhangi bir yere taşınırsanız tekrardan haritalandırma yapmanız gerekir. E, bunu resetleyerek yapabilirsiniz. Evet şu an üstünü açtım. <laughs> Nasıl güzel parlıyor. <laughs> Şimdi üstü toz oldu hemen. E, tozlanıyor. Evet e, bu şekilde arkasında da şöyle gördüğünüz üzere tekerlekleri kocaman. Yani şöyle söyleyeyim e, çok özellikleri olan bir robot ama karanlık yerlerde gitmiyor. Yani e, o yüzden gece çalıştıracaksınız mesela akşam diyeceksiniz ki mutfağa gitsin temizlesin ama mutfağın ışığın açık olması lazım veya koridorun ışığının açık olması lazım. Karanlıkta gitmiyormuş diye bir durum var. E, bunu biliyor muydunuz veya sizin şu an başka kullandığınız bir robotunuz varsa onlarda durum nasıl onu merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz çok merak ediyorum. Bir de e, hani 3D olduğu söyleniyor Sensörlerinin hani kaliteli olduğu yazıyor Ama e, bir gün Mesela evde değildik Benim mesela püsküllü halıma takılmıştı Püsküllü halımdan geçemedi Böyle bir durumda oldu bunu da yaşadık e, Yani evde Olmadığım zaman çalıştırıyorum ama Böyle problemlerde yaşadık Yani o yüzden evde olmam gerekiyor Diye düşünüyorum Burada gerçekten çok güzel paketlenmiş Yan e, koruyucu bariyerlerinin e, aralarına süngerler bile takılmış. E, ürünün kesinlikle bariyer çarpma özelliği sensörü çok iyi. Böyle donk donk oralara buralara çarpmıyor. E, hemen algılıyor. Sensör algılama sistemi mükemmel. Ama dediğim gibi püsküllü halılarda birazcık takılıyor. Evet şu an içini açtım. E, haznesinin genişliği büyük. Ben e, çok memnun kaldım. Haznesi gayet genişliği. E, bence güzel e, yapılmış. Uzun süre dayanıklı süpürme ve paspaslama yeteneğine sahip olduğu söyleniliyor. 3 boyutlu keşif ile tüm engellerden kaçınma durumu olduğu söyleniliyor. 550 mililitre kapasiteli toz haznesi ve 250 mil kapasiteli su tank olduğu söyleniliyor. Yani robotumuz genel olarak bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar size detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur videomuz. E, şimdi ise yağmur olan videomuza geri dönebiliriz. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, ben gerçekten çok memnunum. Eğer alacaksanız şimdiden e, hayırlı olsun diyorum. Aldıysanız da eğer e, sağlıklı günlerde kullanmanızı diliyorum. Ben de çok memnunum ama dediğim gibi böyle bir sıkıntımız var yağmurla birlikte. İnşallah onu da en yakın zamanda çözeriz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Es salla yağmur. Es canlı bir tanem. Ay kurban olurum. Oy oy hoşça kalın.